Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Bu videomuzda 10. sınıftan 11. sınıfa geçen öğrenci arkadaşlarım için yaz tatiline dair önerilerimi söylemeye çalışacağım. Sevgili arkadaşlar, yoğun bir dönem geçirdiniz. Enteresan bir yıl olduğu çoğunuz için 10. sınıfta hem matematik için arkadaşlar hem de fizik için değişik konular işlediniz. İlk kez gördüğünüz konular oldu. Öyle ya da böyle dönemi atlattınız. Şimdi 11. sınıfa geçiyoruz. Arkadaşlar 11. sınıfta da yine yeni konularla karşılaşacağız. Benim sana yaz tatili için önerilerimden birinci maddem arkadaşlar, tatilin hakkını verin. Evet, hakkını verin. Neden böyle söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü ben öğrenci arkadaşlarıma her zaman şunu derim. Okuldayken okulun hakkını verin. Öğrenciyken öğrenciliğin hakkını verin. Tatildeyken de tatilin hakkını verin. Ben bunu sana söyleyeyim ki dönem başladığında da öğrenciliğin hakkını verin dediğimde doğru söylediğimin, ciddi olduğumun, ne kadar tutarlı olduğumuzun da farkına varın değil mi sevgili arkadaşlar? Harika. Yani ben tatildeysem tatilin hakkını vereceğim. Peki ben olsam, şimdi bu kişiden kişiye değişir tabii ki değil mi arkadaşlar hakkını vermek. Ben olsam hobilerimle ilgilenirim. Size tavsiyem budur. Hobilerinizle ilgilenin. Eğlenin, eğlenecek şeyler yapın, eğlenerek. Yaptığınız şeyleri de arkadaşlar eğlenerek ve severek yapın. Ve arkadaşlar zeka soruları, bilmece bulmaca gibi şeyler çözmenizi tavsiye ederim. Tabii keyif alıyorsanız, zevk alıyorsanız arkadaşlar bunları yaparak aktif dinlenme yapabilirsiniz. Aktif dinlenme diye bir şey var biliyorsunuz arkadaşlar. İnsanlar bir takım uğraşlarla da vaktini geçirirken arkadaşlar dinlenebilir. Bunlar işte sevdiğiniz şeyleri yaparken olur. Aktif dinlenmedir. Bu hop yatağa yat, hiç yataktan kalkma, şezlonga uzan gibi şeyler değil arkadaşlar. Böyle şeylerle de full zaten 60-90 gün arası tatilin var. Tamamında da insan yatmaz değil mi? Canı sıkılır yani. Aktif dinlenmeleri unutma. Bir de sevgili arkadaşlar şimdi ben sana dersleri önereceğim. Lütfen bunları ödev, görev, zorunluluk gibi düşünmeyin. Eğer sana şimdi önereceklerim ödev, görev ve zorunluluk gibi geliyorsa hiç yapma. Bak ciddi söylüyorum ha, hiç yapma. Eğer severek, evet ya bu bana faydalı olur diye düşünüyor isen o zaman yap, benimlesin. Tamam mı? Şimdi dersler için neler öneriyorum? Arkadaşlar 11. sınıfta kabaca bakacak olursak trigonometri diye bir konuyla karşılaşacağız. Arkasından sevgili arkadaşlar fonksiyonlar olacak. İkinci dereceden denklemler gördük ya 10. sınıfta. Evet. Bunların grafikleri olacak. Grafikleri vesaire. Bunlara yönelik çalışmalar yapmamız lazım arkadaşlar. Bunun için de benim size 10. sınıfa dair hem bu arada hem matematik hem de fizik için önereyim sevgili arkadaşlar. Matematiği de söyleyeyim ben size. Matematikte mesela sıralama seçme zaten çok zorlanmıştın. Onları tekrar etmene gerek yok belki ama şimdi basit olayların olma olasılıklarına şöyle bir bak. Kabaca bak. Çünkü 11. sınıfın en son konusu. Bunu sona bırakabilirsin. Ancak sevgili arkadaşlar. Bak fonksiyonlar, polinomlara kısmen, polinomların çok dehlizlerine girmene gerek yok. Bir de ikinci dereceden denklemler. Özellikle sevgili arkadaşım fonksiyonlar konusu ve çok çok özellikle ikinci dereceden denklemler konularına lütfen bak tekrar. Bunlara nereden bakacağım? Hop 10. sınıfın sevgili arkadaşlar kazanım kavrama testleri, ünlem. Çalışma defteri çok beğeniyorum. Tekrar testleri, 4-4'lük konu pekiştirme testleri, bir de mobil uygulama var arkadaşlar. Bunların hepsinin konu anlatımlı çözümleri sevgili arkadaşlar oynatma listesi şeklinde kanalımda mevcuttur. Hop şuraya da yazalım. Oynatma listeleri var hepsinin de arkadaşlar. Bunu kanalımda kolaylıkla bulabilirsiniz. Ben buraya videonun üst kısmına da koyarım linkleri. Ayrıca videonun açıklamalar kısmına da bunları ekleyeceğim. Unutma. 11. sınıfta rahat etmek istiyorsan fonksiyonlar konusu ve ikinci dereceden denklemlere bak. Şimdi bak burada gördüğün geometri konuları sevgili arkadaşım eğer asbelkader bir şeyler yaptın ya da yapamadıysan zaten ikinci dönem konuları bunlar. Bunu kış tatilinde de giderebilirsin. Ben sana yine önerim önce üçgenlere bakman. Önce üçgenlere bak.
Kış tatili için bu. Üçgenlerden sonra 10. sınıfın bu videolarına bak. Onlara da nereden bakacağım yine? Yine MEB'in hazırlamış olduğu testlerde. Arkadaşlar MEB böyle boş iş yapmaz. Baya baya elekten geçiriyor. Çok güzel sorular hazırlanıyor. Dediğim gibi hepsinin de bende konu anlatımlı çözümleri var. Arkadaşlar bunlara bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi fizik için de sevgili arkadaşlar, fizik konularında da daha çok kuvvetle alakalı şeyler göreceksin. Kuvvet. Bunun için önemli olan vektörler. Vektörlerle başlayacaksınız. Vektörler için 9. sınıfta biraz fizik bilimine girişte sana vektörler anlatılmıştı. Onlara bak. 11. sınıfın konuları için arkadaşlar 9. sınıf fizik konularını öneriyorum. Evet evet, yanılmadın. 9. sınıf fizik konularını sevgili arkadaşım şöyle bir üzerinden geç. Çünkü 9. sınıfta öğrendiğin o hareket, kuvvet, fizik bilimine giriş, elektromanyetizma gibi konular arkadaşlar şimdi 11. sınıfta karşına daha çok çıkacak. Özellikle vektörler konusu falan da hep 9'da işlenmişti. Fizik için de yine bunlar için arkadaşlar kazanım karma, konu pekiştirme gibi testlerimiz vardı. Hepsi yine kanalımda mevcuttur. Onları da yetiştirebilirsem videonun açıklamalar kısmına eklerim sevgili arkadaşlar. Ancak yine tekrar ediyorum. Ben olsam tatilin hakkını çıkartırım. Gün içerisinde yarım saat, bir saat. Kendimi bak ne yine tekrar ediyorum. Ödev, görev, zorunluluk olarak adletme. Canım sıkıldıkça girerim. Hiç kağıt kalem almadan bile açarım videosunu. Zaten cep telefonundan da ulaşabiliyorsun. Minik minik izlerim. En azından kulak dolgunluğu olur. Özellikle dikkat etmen gereken şeyleri söyledim. Fizik için 9. sınıf fiziği tekrar et. Matematik için de sevgili arkadaşım tekrar edeyim. Ben sana 10. sınıf fonksiyonlar ve 2. dereceden denklemleri özellikle çalış. Geometriyi dediğim gibi 2. dönem olacağı için önden yükleme yapmanın bir anlamı yok. Onu kış tatilinde de bakabilirsin sevgili arkadaşım. Evet, benim naçizane sizlere önerim bu kadar sevgili arkadaşlar. Şu testlere bakmayı tekrar hatırlatıyorum. Güzel bir tatil geçirin. Bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz böylelikle sevgili arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İyi tatiller, sağlıcakla kalın.